Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 21 Mayıs 2024 günlerden salı. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun sarsıcı bir gündemle karşınızdayız. Nedir o sarsıcı gündem? İran için kuşkusuz yaşanan o helikopter kazası İran Cumhurbaşkanı'nın İran Dışişleri Bakanı'nın bu helikopter kazasında hayatını kaybetmesi Türkiye'de de bayraklar yarıya indi. Bir günlük milli yaz ilan edildi. Sonra memleketin ekonomi gündemi hayli sarsıcı. Mehmet Şimşek enflasyon, enflasyonun düşmemesi mümkün değil dedi. Bugünkü başlığımızı hemen söyleyelim. Bugün Mümkün değil bu başka altında <laughs> özür dilerim konuşacağız Altın rekorda yeni vergiler yolda kirada %25 sınırı bitiyor Buna dair mesajlarınız varsa hemen hızlı bir şekilde bizlerle paylaşabilirsiniz Zaten kim uyuyordu ki %25 sınırlamasına diyen izleyicilerimiz var kuşkusuz E öyle şimdi de o kirada %25'lik uygulamadan vazgeçilecek Mehmet Şimşek açıkladı Tarım Bakanı'nın etle ilgili cümlelerine bakacağız kamu tasarruf yapıyormuş ya da muş gibi mi yapıyor? Ankara'da kiralanan 15 katlı bir gökdelen acaba o binaya kim yerleşti? Kiralara bakacağız. Kamunun tasarruf yapıp yapmadığına sonra çiftçi diyeceğiz, esnaf diyeceğiz, faiz şoku altında zaten onlar ezilmeye devam ediyor. Sokakta sağda kavga, şiddet olayları, cinayetler ve bugün mümkün değil derken bu şartlarda ekmek kavgasındaki e, taksicilerin yaşayabilmesi, hayatta kalabilmesi maalesef mümkün değil. Bugün başlangıcımızı bu sarsıcı haberle yapacağız. Bir taksici yaşam savaşı veriyor. 20 gün önce evladını kucağına almıştı. 20 gün önce baba olmuştu ve şimdi o taksici yaşam savaşında. <laughs> ne ilkti ne de son olacak. Gaspçıların hedefinde bu kez 20 gün önce baba olan taksici Yunus Yüksel vardı. 20 yerinden bıçaklandı. Hastanede yaşam savaşı veriyor. Yunus Yüksel Bursa Mudanya'dan biri kadın iki yolcu aldı taksisine. Yolcular Eskişehir'e gidip dönmek istediklerini söyledi. Dönüş yolunda bir mahallede inmek istediler araçtan. Yüksel durdu. Durmasıyla birlikte erkek yolcunun bıçak darbelerine maruz kaldı. 20 yerinden bıçaklandı Yunus Yüksel. Kanlar içinde kaldı. Çevredekiler hemen ekiplere haber verdi. Hızla hastaneye kaldırıldı. 20 gün önce baba olmuştu. Saldırı günü de en büyük isteği bir an önce evine, kızına, eşine kavuşmaktı. Ama olmadı. Şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Polis de kaçan saldırganı ve yanındaki kadını arıyor. Yunus Yüksel'e yapılan saldırı taksicilere yönelik ilk saldırıda değildi üstelik. Sonda olmayacak gibi duruyor maalesef. Geçtiğimiz ay İstanbul'da iki çocuk babası Yaşar Yanık Yürek'te ücret yüzünden tartıştığı yolcusunun bıçaklı saldırısında can vermişti. Cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu. Saldırgansa gasp ettiği taksiyle birlikte yakalanmıştı. Neden öldürdünüz? Bir <laughs> şey söyleyecek misin? Abi ben niye yapacağım? bizim bu havada sokaktan Baksana dışarısı buz kesiyor. 221. <laughs> Taksici Oğuz Ergede üşümesin diye taksisini aldığı saldırgan tarafından öldürülmüştü. Ortada hiçbir sebep yokken 19 yaşındaki saldırgan arka koltuktan ergeye ateş açmıştı. Saldırgan hiçbir indirim uygulanmadan 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ya insanlara Bir güvencelerin de olması gerekiyor. Taksicilerin çok korunmasızlar. Ve dolayısıyla bu e, girişimler devam ediyor. Taksicilere yönelik bu saldırılar devam ediyor. E, bir an önce taksiciler adına, bütün herkes, iş hayatındaki herkes, alın teri döken herkesin daha korunaklı hale getirilmesi gerekiyor. Yasal zeminde, yasalar çerçevesinde. Başlangıç haberimiz buydu. Şimdi yine devam edelim. Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması bitti, maç bitti, Fenerbahçe kazandı. Yalnız maçın ardından yaşanan istenmeyen olaylar çıkan tartışmalar onlar da adliyeye taşındı. İkinci haberimiz bu. Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Bana meydan mı okuyorsun mi Çarur? Galatasaray'a göre provokasyon, Fenerbahçe'ye göre galibiyetin ardından çektirilmek istenen bir hatıra fotoğrafı isteği. <laughs> Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici ve yetkilileri kulübümüzün bayrağını elimizden almaya çalıştılar. Bir kulüp için bayrağın ne anlama geldiğini çok iyi bilirsiniz. Bu kulüp bayrağı gasp etme girişimi olmasaydı bu tasvip edilmeyen görüntüler asla ve asla ortaya çıkmayacaktı. Darp etmiş işte video kayıtları var. Darp ettiği kim? Burada çalışan sahadaki görevli arkadaş. Kahramanca savaştılar, mücadele ettiler. Karakter koydular. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından yaşandı bu görüntüler ve iş suç duyurusuna kadar vardı. Bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik. Bu şımarıklık, bu hukuk tanımaz, bu insanlara... Burada ağzı almayan küfürler etmiş ya. Galatasaray'ın şampiyon olması için bir puan yetecekti. Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği maç 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu yenilgi rekorlar senesinde Galatasaray camiasında ve taraftarlarında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Şampiyonluk planları ve görsel şöleni kutlaması da iptal oldu. Fenerbahçeli futbolcular teknik heyet yönetimse Galatasaray'ın stadından ayrılmadan sağda galibiyet pozu vermek istedi. Ellerinde bayraklarla Galatasaraylı çalışanlar izin vermedi. Tartışma bu yüzden çıktı. Savcıya geldik başsavcıya ve gerekli suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası devletin ve hukukun görevidir ilk aşamada. İlk aşamada. Bunların mutlaka takipçisi olacağız. Galatasaray asla sahipsiz değildir. Başkanımız oraya tek başına geldi. Sanki 70-80 silahlı kişiyle gelmiş gibi bir hava oluşturmak son derece ayıp bir durumdur. Aynı zamanda büyük bir algı manipülasyonudur. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Şu kadar delikanlığın varsa gel, buradayım. Bugün biraz geç oldu. O da uykusu kaçmasın ama arzu ediyorsa bu hafta içinde istediği televizyon kanalına, Galatasaray TV'de buna dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz. Kabadayılık ya. Derbi bitti. Geride iki kulüp arasında kopan tartışma kaldı. Yine gündemden hızlı hızlı haberlerimizi paylaşalım. Sonra gazeteleri geçeceğiz. İşkenceyi anlattı. Mahkeme karıştı. Ayhan Bora Kaplan duruşma salonundan çıkarıldı dün. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü operasyonunu yürüten ikisi polis müdürü 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan Ankara Emniyet Müdürü Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Organize Şube Komiseri Ufuk Gültekin, Kaplan'ı Ankara'da havalimanı girişinde gözaltına alan isimlerdi. Orası lazım. Orası lazım. Orası lazım. Orası lazım. Aa, Tutuklanan polislerle birlikte gözaltına alınan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan organize suçlarla mücadele şube müdürü Kerem Gökay Öner'in de ifadesi ortaya çıktı. Talimatları Murat Çelik verdi, dosyayı Demircan üzerinden yürüttü dedi. Kendisinin devre dışı bırakıldığını, Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapılmasından haberdar olmadığını söyledi. Görüşmeler için emniyette gizli bir oda kurulduğunu, Odada suç örgütü kapsamında alınan şahıslarla mülakat yapıldığını Ufuk Komiser söyledi gelen gidenlerin tespiti için görevli polise kayıt yapmasını söyledim. Demircan'ın odada soruşturmaya dahil kişilerle görüşme yapması kanuna aykırıdır. Gizli tanık Serdar Sertçeli'nin ayağında elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken yurt dışına nasıl kaçtığı soru işareti. Kim ya da kimler yardım etti bilinmiyor. Sertçeli'nin firar ettiği öğrenilince emniyet müdürü Murat Çelik'in şaşırmadığını yakalanması için hemen talimat vermediğini söyledi şube müdürü ifadesinde. Sertçeli'nin firar ettikten sonra güvenlik uygulamasına takıldığı ama emniyete bildirilmediği de ortaya çıktı. Sertçeliğin hakkında yakalama kararı bulunurken GBT sorgusuna takıldığına dair bilgi gelmedi. İhlallerden hiçbir şekilde haberim olmadığı için herhangi bir güvenlik önlemi alma yoluna gitmedim. Biyakati değil, çeşitli tarikatları ve FETÖ referansını dikkate alırsanız ...netice böyle olur. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, gazeteci Saygı Öztürk'e konuştu. Yaşananların arkasında suç örgütü var. Hedef Yerlikaya dedi. Nihai hedef operasyonların boyutunu fazla yükseltmemesi için İçişleri Bakanı'dır. Durum daha netleşmeden saldırıların başlaması görünüşte Ankara Emniyet Müdürü'ne ve operasyon görevlilerine yöneltilse de esas amaç Ali Yerlikaya'yı siyaseten tasfiye etmek. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten 3 polisle birlikte 7 kişinin tutuklanması gizli tanıkların ifade lerini geri çekmeleri Ayhan Bora Kaplan davasının seyrini değiştirecek mi? Gözler 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Yeni emniyet kadrosuna, yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya güvendim ve o yüzden buradayım. Mağdur Erkan Doğan, Ayhan Bora Kaplan tarafından işkence gördüğünü anlatırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya güvendiğim için buradayım cümlesini kurdu. Mahkeme başkanı düzeni bozduğu gerekçesiyle Ayhan Bora Kaplan'ı salondan çıkardı. Kaplan davası muhalefetin de takibinde. Bu olayların en kilit isimlerinden biri de Suç İşleri Bakanı olarak nitelediğimiz Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu'nun derhal dokunulmazlığının kaldırılarak yargılama sürecine ...dahil edilmesi gerekmektedir. Bir Gün Gazetesi hemen devam edelim. Ve Bir Gün Gazetesi'nin manşeti aslında bizim memleketimizde bütçemizdeki sarsıntı. Ve bu manşete baktığımızda tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak da... ...kim neyi ne kadar yapıyor, kim e, muş gibi yapıyor onu da izleyeceksiniz. Büyütelim, kriz derinleşiyor, halk yoksullaşıyor, Bakan Bey pembe tablolar çiziyor... Hükümetin ekonomi tıkırında tezini veriler çürüttü. Şirketler iflasın eşiğinde. Mayıs'ın ilk haftasındaki 114 şirket konkordato'ya başvuruyu yaptı. Enflasyon düşmezken Açlık sınırı asgari ücreti aşarak 17.756 liraya çıktı. Ağırlaşan tabloya şimşeğin yanıtı ekonomi olumluya döndü. Hani çok kötüydü şu anda yavaş yavaş olumluya döndü diye de aslında bir nitelendirme hani böyle de bakılabilir. Ve yine Mehmet Şimşek'in açıklaması enflasyonun düşmemesi mümkün değil. Yani eğer düşmezse bir şaşkınlığı yaşayacaklar. Şu anda beklentileri enflasyonun düşmemesi mümkün değil yönünde. Bakalım düşecek mi düşmeyecek mi onu hep birlikte göreceğiz. Ama memleketimizde birazdan bu haberi detaylandırırız. Hatta siz de eklemeler yapabilirsiniz düşüncelerinizle. Enflasyonun düşmemesi mümkün değil sözüne dairdi. Bugünkü başlığımızda zaten Sayın Şimşek'in bu cümlesinden çıktı. Mümkün değil dediklerinizi yazıp gönderir misiniz? Haklarınızdan vazgeçmeniz isteniyor. İşte kademeli emeklilikte öyle, çıraklıkta öyle. E, mümkün değil dediğiniz konular mıdır ya da yaklaşımınız nedir? Lütfen bizimle paylaşın. Şimdi devam edelim. Emekliler, onların bu aldıkları paralarla yaşayabilmeleri mümkün değil esasen. Siyaset yeni anayasayı konuşmayı tercih ediyor ama emekli ne olacak? Askeri ücretli ne olacak? Çiftçi, esnaf ne olacak? Memur ne olacak? Nasıl geçinecek insanlar? Bunun çok daha fazla bir değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Gelelim şimdi emeklilerimize. Emeklilerimiz nasıl bir girdabın içinde? Aslında huzur evlerine yapılan başvurulara baktığımızda karşımıza net olarak da çıkıyor. Huzur evlerine başvuru 5 yılda katlandı ve geçinemeyen emekli artık huzur evine yüzünü döndü. Enflasyon, hayat pahalılığı, kira fatura liste uzuyor. Emekli ise 10 bin lira maaşla işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Geçinemeyen emekli çareyi huzur evine yerleşmekte buluyor. Emekli geçim derdinde karnını doyursa kirasını ödeyemiyor. Kirasını ödese ayın sonunu getiremiyor. Bu nedenle huzur evine başvurular arttı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başıvirgen huzur evlerine yapılan başvurulardaki artışı CİMER'e sordu. Son 5 yılda başvurularda %41 artış olduğu yanıtını aldı. 10 bin liralık emekli maaşıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz bir de faiz kira artışlarından dolayı barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. 10 bin lira maaş alıyorum. Başka bilgilerim yok şu anda. Evleri, apartları sorduk. Çok uçuk fiyatlar istediler. Burada kalmak zorundayız. Konya'dan Ankara'ya kanser tedavisi için gelen Obrukçu çifti Ankara'da ev kiralamak istedi. Ama aldıkları emekli maaşıyla kira ödeyemeyecekleri için 5 aydır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Şefkat evinde kalıyorlar. 5 aydır da hastanede tedavi devam ediyor bizim. Evlere baktık tutamadık. 18 dediler bize. 2 aylık peşin istediler. Eşimin 10 bin lira işçi emeklisi özel sektörden. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevi ve yaşlı bakım evi merkezlerinin kapasitesi 17499. 2023 yılındaki başvuru sayısı 19670. Emekliler belediyelerin de kapısını çalıyor barınma sorunu nedeniyle. En çok geçimin konuşulması gerekirken siyaset dikkati yeni anayasaya çevirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanının yeni anayasayla ilgili yeni mesajı nedir diyecek olursanız şimdi gelecek ekranlarınıza. Sonrasında CHP hani bir normalleşme, yumuşama. CHP nasıl yaklaşıyor? Özgür Özel'den duyacaksınız. Türk demokrasi yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneğiyle hesaplaşmasını tamamlamalıdır. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. 85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Yamalı bohçaya dönüşen 1982 Anayasasıyla ağır aksak bugünlere kadar gelebildik. Yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Peki Cumhuriyet Halk Partisi nasıl yaklaşıyor yeni anayasa konusuna? Yeni anayasa Zaman kaybı dedi Özgür Özel. Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmaz. İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca feshedenlerle yeni bir anayasa konuşmak zaman kaybı olur diyor. Özgür Özel'in değerlendirmesi bu. Zaten yine AK Parti'nin içinde etkili bir isim Cemil Çiçek. AK Parti'nin kuruluşunda yer alan isimlerden birisiydi. Yani yerel mahkeme anayasa mahkemesine uymuyor. Anayasa mahkemesinin kararlarına uyulmuyor. Biz neyi konuşuyoruz? Ne yazsak? ne olacak diye bir yaklaşım sergilemişti. Şimdi Özgür Özel'de yeni anayasayı konuşmak zaman kaybı. Ne adına zaman kaybı? Belki demokrasi adına önemli. Hep birlikte bütün partiler bir adım atsa kıymetli. Yalnız mevcut anayasaya uyulmazken bir anlamı var mı? Biz de soruyoruz. Yine Özgür Özel de böyle bir yaklaşım sergiliyor. Gazetelere gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar Sabah Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyor. Az önce emeklerle ilgili haberimizi izlediniz. Bu ülkede geçinemeyen milyonlar var. Bu ülkede insanlar açlık sınırının altında ücretlerle geçinmeye çalışıyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri. Nüfusun erimesi büyük bir tehdit. Başkan Erdoğan Türkiye'nin doğurganlık hızındaki keskin düşüşe dikkat çekti. Milletimizin en büyük gücü olan nüfusu korumak zorundayız. Artık daha kararlı adımlar atacağız dedi. Acaba nasıl adımlar atılacak? Kararlı adımlar ne? Nasıl bir plan çıkacak? Bir proje, bir program çıkacak? Hükümet neyi anlatacak? Onu göreceğiz. Fakat sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, bir olmaz iki olmaz üç dört hani çok fazla çocuğun olmasını ve nüfusun da çoğalmasını istiyor memleketimizde peki o çocuklara nasıl bakılacak diye bir soru da gündeme geliyor mu biz de bunu hatırlatmasını yapalım Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir buna göre 2001 yılında 2.38 olan Doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu açık söylüyorum. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. Bir felakettir. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli Üç çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman öngörülerimizde bizi aklı çıkardı. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde inşallah bu konuda daha kararlı olacağız. Genç nüfus en büyük gücümüz ise... Bunu nasıl e, koruyamıyoruz? Niye bu hale geldik? Milyonlara bakın, sokağa bakın, insanların feryadına bakın. Bir gerekçe karşımıza çıkıyor, İnsanlar geçinemiyor. Bir öğün yemek verilemedi bu memlekette öğrencilere. Anneler, babalar çocukları harçlık istediğinde ceplerine koyamıyor. Sonra büyükleri, dedeleri bayramda, seyranda onlara harçlık veremiyor. Peki biz buraya nasıl geldik? Bir, hani niye böyle bir doğurganlık kızında eksilme yavaşlama, ciddi anlamda gerileme yaşanıyor. İkincisi ekonomide biz buraya nasıl geldik, niye geldik, kimin yüzünden geldik? Verin bu kardeşinize yetkiyi, göreceksiniz her şeyle, faizle, şununla, bununla, dolarla. Nasıl mücadele edilecekmiş göreceksiniz demişti Cumhurbaşkanı 2018 senesinden beri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günden beri ekonomide işler yolunda gidiyor mu gitmiyor mu? Bugün başlığımız mümkün değil peki tasarruf konusu geldik 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 itibardan tasarruf olmaz denilirken şimdi geldiğimiz yer neresi kamuda işte kamu araçlarının bu kadar alımı ile ilgili itirazlar olduğunda Mehmet Şimşek e nedir ki ya koskoca bütçenin içinde e, bu bir çerez parası diye vermişti. Şimdi karşımızda o tasarruf paketi. Kim acaba tasarruf ediyor? İşte altında rekor, yeni vergiler yolda, kirada %25 sınırlaması. Bugünün önemli ekonomiye dair önemli gelişmeleri. E et fiyatlarına bakacağız. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya göre kırmızı et fiyatı çok şükür belli bir rutine geldi. Yani yükselmiyor diyor. E geldiği yer, geldiği yerde bile insanlar alamıyor. Ne olacak? Yani daha fazla çocuk sahibi olun, nüfusumuzu gençleştirelim bir yaklaşım önemlidir, doğrudur. Ama bunun da bir arka planının ya da geleceğinin hesaplanması gerekmez mi? Gelelim Sözcü Gazetesi'ne. Oradan da tasarruf haberimizle gideceğiz. Kim tasarruf ediyor, kim etmiyor? Bakın Ankara'da işte daha mürek gibi kurumadı. Bugün 8. günü. Bir tasarruf paketi açıklandı. Neyse şu haberi okuyayım. Ondan sonra da Ankara'ya götüreceğiz sizi. Somali sevdasından tasarruf yok kamuda tasarruf diyorlar ama bol keseden de harcıyorlar. Milyonlarca emekliye ve asgari ücretliye maaş zammı için para bulamayan iktidar Somali'ye Ankara'da yaklaşık 200 milyon liralık elçilik arsasını hibe etti. Peki Somali, Somali'nin devlet başkanı biz nereden hatırlıyoruz? Hangi olaydan? E, oğlu vardı. Somali liderinin oğlu İstanbul'da bir kuryeye çarpmış öldürmüş. Para cezasıyla da kurtulmuştu hatırlayacaksınız. Şimdi gelelim Ankara'ya gideceğiz kim tasarruf ediyormuş acaba? Çevre Bakanlığı Ankara'da daha yeni açıklandı. Kamuda tasarruf tedbirleri Ankara'da 15 katlı gökdelen kiraladı. yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. İktidar kamuda tasarruf paketiyle kamu kurumlarına bina kiralanmasını yasakladı ama o yasağı ilk delen Çevre Bakanlığı oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için Ankara Çukurambar'da 15 katlı bina kiralandı. Binanın içi de tamamen yenileniyor. Şimdi herhalde 200 tane araba olması lazım arka tarafta ondan kurtarmış olduk. <laughs> Bakan Ösesaki kamunda tasarruf için uzun araç konvoylarını bıraktık otobüse bindik dedi ama iddiaya göre çevre Bakanlığına bağlı kentsel dönüşüm başkanlığı Ankara'nın en lüks semtlerinden birinde bu büyük binayı kiraladı. Eskiden Et ve Süt Kurumu'nun genel müdürlüğü olan binada tamamen değişimi için inşaat başlamış durumda. Hani kiralama olmayacaktı devlet eliyle. Et Süt Kurumu'na pahalı geldi kira buradan taşındı. Kendim bizzat müdürüyle konuştum. Hani niye kapatıyorsunuz ihtiyaçtı dedim. Kirası çok yüksek dedi. Genel müdürlük binası aylık 700 bin lira kirayı ödememek için bakanlığın içerisine almışlar. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü bir yıl önce aylık 700 bin lira kirası nedeniyle boşaltmıştı binayı. Şimdi Çevre Bakanlığı kiraladı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yerleşecek. Lüks semtteki 15 katlı bina yap işlet devlet projeleri kapsamında devletten ihale alan büyük bir şirkete ait. Çevre Bakanlığı o bina için ne kadar kira ödeyecek bilinmiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binası 2015 yılında yapıldı. Yani sadece 9 yıl önce yeni ve büyük bir bina ama Çevre Bakanlığı yine de ek bina kiraladı. Nav haberin elde ettiği bilgiye göre 15 katlı bina kiralanmasının nedeni Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için Çevre Bakanlığına ait binalarda yer bulunamaması. Cumhurbaşkanlığından da izin alındığı belirtiliyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan tasarruf genelgesinde kamuya bina kiralaması için yasak diyor. Tasarruf paketinde olması gereken her şey var. Her idare, buna TRT dahil bu arada, her kurumumuz, her idaremiz bir kere bir sorumlu tayin edecek. izleme, raporlama açısından. Hazine Maliye Bakanlığı olarak biz kontrolü yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf tedbirlerine herkes uymak zorunda dedi. Çevre Bakanlığı'nın bina kiralaması için henüz iktidardan bir açıklama gelmedi. Et ve Süt Kurumu'nun bir yıl önce kirası pahalı olduğu için çıktığı 15 katlı binaya Çevre Bakanlığı'nın ne kadar kira ödeyeceği de merak konusu. Ama yine o gün nasıl şart düşürmüştü ve göreceksiniz çok yakında biz bu haberleri yine yapmaya devam edeceğiz. Karşımıza çıkmaya da devam edeceğiz. Edecek ve kamuda o kadar da Hani bu paket açıklandı ama çok da uyulmadığına tanıklık edeceğiz demiştik. Niye? Bir şerh konuldu çünkü oraya acil durumlar dışında denildi. Acil bir durum oldu. Dolayısıyla 15 katlı bir gökdelene çevre bakanlığının da ihtiyacı oldu. Kiralanı verdi. Ne kadar bunu bilmiyoruz. Şimdi Kiralara kendi memleketimizde kiralara bakalım. Kiralarda %25 sınırı vardı biliyorsunuz. E, i̇kinci kez uzatılmıştı. Bu sene uzatılmayacak Memeşimşek şimşek devam etmesi için ben bir sebep göremiyorum. Neden sebep göremediğini de söyleyelim. Aslında yasal bir güvenceye de kavuşturulmaya çalışıldı. Fakat kimse buna uymadı. Kiracının kendisi dahil ev sahibinin durumuna baktı. Hayat pahalılığına baktı. Ev sahibine hak verdi. Kiracı %25'ten fazla zam yaptı. Bir de burada fırsatçı ev sahipleri var. Onu da söyleyelim. %25'te falan ben ilgilenmiyorum diyerek başka başka hayatımızda hiç olmayan kontratlarla karşı karşıya da bulunuyoruz. Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum diye peşi sıra cümleler geldi. Mehmet Şimşek'ten kirada %25 sınırı kalkıyor. Kira altı bu çok? Bu sene 4 bin lira zam verdik. 25 zam sınırı vardı. E, yapmadı bizimki. Kabul etmiyor. Üç bin liradan adam 8 bin lira istiyor. 10 bin istiyor. beş bin istiyor. Kira artışlarına %25 sınırı devam edecek mi Sayın Bakan? Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Konut kira artışında 2 yıldır uygulanan yüzde %25 zam sınırı Temmuz ayı itibariyle kalkacak ev kira artışında eskiden olduğu gibi enflasyon oranı baz alınacak. Kalkalacak ne olacak bu insanların hali ne olacak? Yani açıklamaları yaparken bir çözüm olması lazım. 6,5'a oturuyorum 17,5 istiyor. Yüzde kaç oluyor? Yüzde yüzün üstü. Vermem tabii niye vereyim? Hakımı ararım. Yüksek enflasyon nedeniyle Haziran 2022 yılında getirdiği iktidar konut kiralarında yüzde %25 zam sınırını. Enflasyonda düşüş yaşanmadığı için bir yıl daha uzatıldı. Bu süre zarfında kiracılarla ev sahipleri karşı karşıya geldi. Temmuz ayı itibariyle %25 sınırı kalkacak. Ama ev sahiplerinin yüksek kira artışı talebine karşı kiracılar ne yapacak Şimşek açıklama yapmadı. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Mahkemeye versek uzayacak, taşınsak daha çok maliyet olacak diye kabul ediyoruz mecbur. Allah kimseyi bu ülkede kiracı etmesin. Sordum 15'ten aşağı ev yok. Benim gelirim eşim emekli, EYT'den emekli oldu. 10 bin lira maaşı var. 10 bin lira maaşla nasıl tutabilirim ben evi? Ne yiyeceğim, ne içeceğim? İnsanlar zaten %25'lik zamı bile ödeyemeyecek hale geldi. Daha fazlasını nasıl verelim diyor mesela Leyla Hanım gönderdiği mesajda. Şimdi ne olacak? Zaten %25'e uyulmuyordu. %100'leri gördük, fazlasını gördük. Baraj kapakları kelimenin tam anlamıyla açıldı kirada. Üst sınır belirlenecek mi? E belirlenmeyecek. Biz kira fiyatlarının daha da yukarıya tırmandığına Öyle zannediyorum tanıklık edeceğiz. Şimdi memleketten haberle, haberlerle devam edelim. Karaman'da 11 yaşındaki bir çocuk karşıya geçmek için yola fırladı ve sonrası. Küçük bir darbe birkaç sıyrık. Ölümle sonuçlanabilecek kazayı küçük çocuk ucuz atlattı. Karaman'da 11 yaşındaki bir çocuk yolun karşısına geçmek istedi. Yol kenarında bir otobüs vardı. O da otobüsün önünden koşarak yola fırladı. O esnada yoldan geçen bir minibüsün sürücüsü küçük çocuğu son anda fark etti. Minibüs sürücüsünün frene zamanında dokunması bir facianın önüne geçti. Küçük çocuk yere düştü. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü ama durumu iyi. Efendim şimdi Adana'ya gideceğiz ve başladığımızda başka yer mi yok? Sürücü kursları burayı istila etmişler tırlarıyla, kamyonlarıyla. E, burası park yeri değil. Okul önü. Koca koca tırlar bir görseniz siz şaşırırsınız yani. O buraya koyulur mu yani okulun önünde o tır yapılır mı yani? Güvenliğin en çok gözetilmesi gereken yerde okulların önünde yanı başında veriliyor o eğitim. İlkokul önündeki tır sürücülüğü eğitimi velileri ayaklandırdı. 7 yaşındaki çocuk elimden birden fırlayabilir. Birden ani şey yapabilir ama bura tırlardan dolayı sürücü kurslarının tırlarından dolayı örnek verelim karşıdaki tır, örnek verelim yandaki tır. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı 100. yıl İlkokulu önünü sürücü kursları istila etmiş durumda. Sadece ilkokul yok o cadde'de iki okul daha var yakında. Burası bir bildiğiniz e, sürücü kursu yeri oldu yani. İleride motosiklet eğitmenleri var. İleride de onlar eğitim görüyor. Yani bu cadde komple şu anda bir. 2 üç tane okul var. Öğrenci sayısını tahmin edin ya. Yani. Özellikle de sabahları çocukların okula geldikleri saatte çok daha yoğun oluyor cadde. Tırlar ve kamyonlarla eğitim veriliyor acemi sürücülere. Normalde ehliyetli sürücüler bu kadar kaza e, yapıyor. Bir de bunlar yani stajyer öğrenci. Ehliyet alanların hepsi acemi. Farklar yani birinci sınıflar, ikinci sınıf var. Bunlar nasıl şimdi kendilerini korusun ki yani? Biz endişeliyiz yani. Biz korkuyoruz çocuğumuza bir şey olacak diye. Veliler endişeli. Her geçen günde endişeleri artıyor. Yaşanan sorumsuzluğa herhangi Hangi bir can kaybı olmadan dur denilmesini istiyor anne babalar. Bunu yetkililere sesleniyorum. Bizim çocuklarımıza Allah etmesin bir şey olur. Veya bize bir şey olur. Karşıdan karşıya geçemiyoruz. Gerçekten ama ya. Başka yer mi yok? Koskoca Adana'da başka yer mi bulunamadı? Gelindi okulun önünde işte tırlar için, kamyonlar için ya da şoför adayları için böyle bir eğitim veriliyor zararlı şeyler okulların kıyısından geçmesin diye bir sürü düzenleme yapılırken memlekette hayatlarını tehlikeye atabilecek koca koca tırlar okulun önünde. Veliler endişeli ve haklılar. Başka yer mi yok? Başka bir yer bulunsun. Efendim şimdi hızlı bir şekilde molaya gidelim. Döndüğümüzde daha paylaşacağımız çok haber var. Mümkün değil dediklerinizle buluşalım. Günaydın bir kez daha bir son dakika gelişmesi var hemen gelsin ekranlarınıza. Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 17 kişi yaralandı ve şu anda da olay yerinden o görüntüler geliyor. Burada yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı hızla oraya e, acil servis ekipleri geldi itfaiye ekipleri geldi polis geldi ve bu kazada 3 ağır 17 kişi yaralandı. Sıcağı sıcağına gelen görüntüler detayları yine geldikçe e, biz de bu haberi takip ediyoruz. Sizlerle de paylaşacağız. Şimdi memleket havası Van ve Hakkari günlerdir sağanak yağışlı havanın etkisinde. Doğuda kuvvetli yağışlar alanını bugün genişletiyor. Muş, Bitlis, Şırnak'ta da sarı kod uyarı yapıldı. Sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Yurt genelinde hava parçalı bulutlu olsa da yağışlar bölge bölge devam ediyor. Doğu'da sarı kodlu uyarı 5 il için yapıldı. Potansiyel tehlike olarak görülmese de İç Anadolu'da aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. İç Anadolu'nun güneyiyle birlikte Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük'te hava sağanak yağışlı olacak. Doğu ve Güneydoğu'da deprem bölgelerinde de yağış öngörülürken Van, Hakkari, Muş, Bitlis ve Şırnak'ta kuvvetli yağış uyarısı var. Kronik hastaları olumsuz etkileyen etrafı kirli bir örtüyle kaplayan toz taşınımı uyarısı ise sürüyor. Marmara'nın güneyin etkisi altına alan toz bugün de kendini gösterecek. Ege ve Batı Akdeniz'de de toz taşınımı bekleniyor. Isparta'ya gideceğiz. Isparta'da 6 gün önce çıkan hortum domates ekili seraları vurmuştu. Şimdi bir taraftan tabii çiftçinin emeği heba oldu. Diğer taraftan da yeni gelişmesi şu o hortumun seraları uçuran Hortum'un görüntüsü. Çiftçinin emeği aylarca döktüğü alın teri saniyeler içinde heba oldu. Hortum domates seralarını yerle bir etti. Zarar büyük. Hortum girince seramızı kaldırdı rüzgar. 25 metre havaya. Isparta'da 6 gün önce çıkan hortum Dere köyünde seraları vurdu. Domates ekili 5 saranın örtüsü havaya uçtu. Üreticinin gözü gibi bakıp yetiştirdiği domatesler satılamayacak duruma geldi. Domateslerimiz tabii ikiliydi. Bunlar hep zarar gördü seramız. Zarar gördü. İlaç yapmaya başlamadan önce can suyu verdim can suyu verirken e, büyük bir hortum geldi. Hortum felaketinde arazideki 8 sereden 5 büyük hasar aldı. Serasında çalışan Mustafa Altınok canını zor kurtardı. Diğer seraların e, hortumların patlattı. Patlattıktan sonra bizim seraya geldi. Bizim seraya geldikten sonra birinci tüneli kaldırdı. İkinci tüneli kaldırdı. Arada üçüncü tüneli kaldırmaya başlayınca ben içeriden koşmaya başladım. Kendimi dışarı zor attı. Daha önce böyle bir olay başımıza gelmedi. Bu ilk defa böyle bir olay başımıza geldi. Serası zarar gören üreticilerden Süleyman Metli, Hortum'un 450 bin liralık hasara ulaştığını açtığını söyledi. Abi, Bilecik'te Seraları dün paylaştık hastalık vurdu. Isparta'da yine o seraları hortumun nasıl vurduğunu görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde e, enflasyonun mayıs ayında pik yapacağı söyleniyor. %75, %76 artık ne kadar olacak? Ne kadar açıklanacak TÜİK tarafından? E, onu göreceğiz ama biz çarşıya pazara gittiğimizde çiftçi de bir yandan ne kadar da büyük bir risk alıyor görüyorsunuz. Yani hava olaylarına da bağlı bir taraftan hastalık var. Onlar emeklerinin karşılığını alamazken biz acaba bu yaz da domatesi yüksek fiyatlardan mı yemeye devam edeceğiz? Dün sormuştuk pazara çıktığınızda alışverişiniz ne kadar tutuyor diye haftalık alışverişiniz ne kadar tutuyor diye belki bugün de e, not etmek ve bizimle paylaşmak istersiniz yani bin liranın altında pazardan çıkabilmek mümkün mü değil mi? başlığımız mümkün değil ve yukarıda şimdi duyuyorum asla mümkün değil diyen e, arkadaşlarımız var rejide ve onlar da yani sebzeyi aldığınızda meyveyi aldığınızda fiyatların ne kadar yukarıya doğru yuvarlandığını hepimiz görüyoruz. Peki ne olacak? Tasarruf paketi açıklandı. Kamuda bir tasarruf paketi açıklandı. O tasarruf paketi en çok kimi vuruyor derseniz yönetmenimizden Şeynaz abladan ben bir rica edeyim. Şeynaz abla gazetelere geçeceğiz. Yalnız e, bir Tohumlarla ilgili volumumuz da var. Yani tasarruf denildiğinde e, o yerel tohumları da vurdu mu vurmadı mı? İsterseniz o konuyu o başlığı da hemen e, sizlerle paylaşmış olalım. Yerel tohum tasarrufa takıldı. seferisar Belediyesi tarafından 14 yıldır düzenlenen yerel tohum takas. Şenliği bir şenlik bu. Kamuda tasarruf nedeniyle bu yıl yapılamayacak. Ama yine kamuda tasarruf sebebiyle mi artık ya da acil ihtiyaçtan mı ne e, ee, Çevre Bakanlığı'nın 15 katlı bir gökdeleni olacak. Cumhuriyet gazetesi Orta Doğu sisli İran'daki o helikopter kazası İran'ı sarsan helikopter kazası İran'ın iki önemli ismi kazada hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı reisi ve dışişleri bakanı yine aynı helikopterdeydiler ve bu kazada hayatlarını kaybettiler. Sonra peki reisiye biraz daha detaylı bakalım mı? Gazete Pencere'den Gazete Pencere'nin manşetini de paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre Beyaz Saray'a göre reisi Eli kanlı bir lider ve dev aynası kırıldı. İran'da rejimin simge ismi sertlik yanlısı Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e helikopter kazasında hayatını kaybetti. Haber ekranlarınıza gelsin dönüşte reisi kimdir, dünya onu nasıl tanıyor onu okuyalım. Türk İHA'sı buldu İranlı arama kurtarma ekipleri Cumhurbaşkanı reisinin helikopterinin enkazına ulaştı. Reisi ve Dışişleri Bakanı ile birlikte 9 kişi öldü. İran ölüm sonrası ikiye bölündürken Türkiye'de bir günlük Çubuk milli yaz yas ilan edildi. İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yaz ilan edilmesini kararlaştırdık. İran'ı sarsan olay pazar günü Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından dönüşünde yaşandı. Reis'inin bindiği Amerikan yapımı Bell 212 tipi helikopter dağlık bölgede düştü. Arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti ama hava koşulları kötüydü. Yoğun sis nedeniyle kazanın yeri bir türlü tespit edilemedi. İran Türkiye'den yardım istedi. Ankara insansız hava aracı ve gece görüşlü helikopter gönderdi. Kaza bölgesi üzerinde uçuş yapan İHA ısı kaynağı tespit etti. Görüntüler paylaşıldı. Koordinat İranlı yetkililere iletildi. İranlı ekipler büyük bölümü yanan helikoptere 15. saatte ulaşıldı. Cumhurbaşkanı reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan'la birlikte helikopterde bulunan 9 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı. Ve o enkaza ulaşılan İlk anlar böyle kaydedildi. Gelin üstte! İran'da kabine toplantısı sonrası o hal ilan edildi. 5 günlük ulusal yaz kararı alındı. Meşetteki İmam Rıza Türbesi'nde yeşil bayrak indi. Yerine yaz için siyah bayrak asıldı. Bir tarafta yaz varken rejim muhalifleri ve sürgündeki İranlılar mutluydu sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle İran liderinin ölümünü kutladılar Dinli lider Hama'in halefi gösterilen reisinin ölümüyle dünyanın gözü İran'a çevrildi. Yeni Cumhurbaşkanı, reisinin birinci yardımcısı Muhammed Muhbir oldu. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi ise 28 Haziran olarak belirlendi. Helikopterin düşüş nedeni henüz belli değil. İsrail, ilgilerinin olmadığını açıklarken reisiyi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları ya da teknik arıza nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Allah, 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 Allah. Kabine toplantısının gündemi de İran'daki helikopter kazasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan reisinin ölümü nedeniyle Türkiye'de bir günlük milli yaz ilan edildiğini açıkladı. Ülkemizde bir günlük milli yaz ilan edilmesini kararlaştırdık. Reis hayatını kaybetti. Bu bir suikast mı? Bu bir kaza mı? Dünya bir taraftan da onu anlamaya çalışıyor. Türkiye'de bir günlük milli yaz ilan edildi. Gelelim reisi kimdir? Reisinin portresine baktığımızda gazete pencereden okumaya devam edelim. Beyaz Saray'a göre reisi eli kanlı bir liderdi ve devamında da haberin içinde de yer alıyor. Bugüne kadar neler yaptı? Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutan, nükleer silah sahibi olmaya hazırlanan, İsrail ile füze yarışına giren İran, kötü hava şartları nedeniyle ormanlık bölgeye düştüğü çıkan helikoptere saatlerce ulaşılamadı. 15-16 saat ulaşılamadı. Kazada ölen Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın cenazeleri 15 saat sonra bulundu. Radikal İslamcı rejimin uygulamaları nedeniyle yıllardır uluslararası toplumdan izole yaşayan İran'ın elindeki teknolojileri yenileyemediği, kazada düşen helikopterin de gerekli teknolojik sisteme sahip olmadığı belirtildi. ABD'ye kafa tutan, nükleer silah sahibi olmaya çalışan ve kendi ülkesinde kendi memleketinde insanların da ayrıştığı günlerden geçiyoruz. Bu arada 28 Haziran tarihinde bir seçim yapılacak. İran yeni cumhurbaşkanını 28 Haziran'da belirlemiş olacak. Peki neyle devam edelim? Yine bölge, bölgenin sıcak haberleriyle Karar Gazetesi'nin manşetinde artık İsrail'de hapis Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı dünyanın gözü önünde 7 aydır katliam yapan İsrail Başbakanı hakkında gözaltı başvurusu yaptı. Savcılık sivil nüfusa sistematik saldırı düzenlediğini kaydetti. Netanyahu'yu 124 ülkede yakalanma riskiyle karşı karşıya bırakan dönüm noktası niteliğindeki karar insanlık tanımayan kanlı cürete en ağır karşılık oldu. Peki bu kararın çıktığı gün Netanyahu, eli kanlı Netanyahu ne yaptı? 227 gündür devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bugüne kadar 35 bin 562 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı 79.652. Bu karar çıktı peki Netanyahu durdu mu? 10 ayrı yerde Gazze'de o katliamlarına devam etti. İlk belirlemelere göre yüzden fazla kişi yine hayatını kaybetti. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Netanyahu savaş suçu işledi dedi. İsrail Başbakanı'nın tutuklanmasını istedi. İsrail ordusu o karardan saatler sonra da Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam etti. Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını Gazze kasabı olarak tarihe utançla yazdırmıştır. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'de başlattığı soykırımda can kaybı 35 bini e aştı. Gazze'nin kuzeyiyle başlayan soykırım refaha taşındı. İsrail ordusu çocuk ve kadınları katlederken Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kötü haber geldi. Başsavcı Kerim Han Netanyahu'yu Filistinlilere karşı savaş ve insanlık suçu işlemekle suçladı. Yeterli kanıt var dedi. Mahkemeden İsrail Başbakanı'nın tutuklanmasını talep etti. Netanyahu bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak aynen Milosevic nasıl yargılandıysa bu da yargılanacaktır. Başsavcı Han'ın tutuklama istediği bir diğer isimse İsrail Savunma Bakanı Galant oldu. Netanyahu'dan karara ilk tepki ise saçma ve yanlış sözleriyle geldi. Tartışmayı başka bir zemine çekmek için antisemitizm örneği dedi. Yakalama kararı talebinin tüm İsrail devletine ve ordusuna yöneltildiğini iddia etti. <laughs> Öte yandan Başsavcı Han Hamas lideri Haniye, örgütün Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas komutanlarından Muhammed Ettaif hakkında da tutuklama talebinde bulundu. Hamas'ta savcıya tepki gösterdi. Kurbanla celladı eşitliyor dedi. Allah. Tutuklama talepleri hakkındaki son kararı mahkeme yargıçlarından oluşan bir heyet verecek. Deliller yeterli bulunursa tutuklama emri çıkacak. Bu durumda Roma tüzüğüne imza atan 124 devlet topraklarına gelmesi halinde Başbakan Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı'nı tutuklayıp mahkemeye iade etmekle yükümlü. Türkiye ise Roma tüzüğüne taraf olmayan ülkeler arasında. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının kararından saatler sonra da İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları devam etti. İsrail hukuk tanımazlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sadece son 24 saatte İsrail'in 106 kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırının hedefinde ise yine çocuklar da vardı. Cumhuriyet gazetesi Orta Doğu sisli manşet, ikinci manşet iktidar ders almadı. Hemen bir bakalım. Seçim sonrası başlatılan normalleşme girişimleri beklentileri karşıladı mı? Hayır diyor Cumhuriyet gazetesi. CHP kurmayları 28 Şubat davasında tutukluların serbest bırakılmasını normalleşme için olumlu buldu ancak Kobani davasında verilen ağır cezaları ve Yargıtay Başsavcılığına yapılan atamayı yargıya müdahale olarak değerlendirdi. CHP'liler seçimden gerekli ders alınmamış biz yine de sorumlu davranacağız dedi. Şimdi yine tam da burada kalalım. Hem de Kobani davasında, Koban davasında verilen ağır cezalar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi böyle nitelendiriyor. Bu cezaların ağır olduğunu ve normalleşme sürecine de bir katkı sağlamadığını düşünüyor. Ama Cumhur İttifakı önce biz bunu MHP lideri Devlet Bahçeli'den duyduk. Kobani'de e, o çıkan cezalarla ilgili bir memnuniyetini iletmişti. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işittik o sözleri. İsterseniz bir dinleyelim. 6 8 Ekim hadisesi bir terör kalkışmasıdır. Geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Nasıl Saray'da ve MHP Genel Merkezi'nde yazıldıysa bu kararda aynı odaklar tarafından yazılmıştır. Siyasi dava denilerek terör kalkışmasının aklanmaya çalışılması hukuka ve demokrasiye hakaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kobani davasında çıkan kararların ve yapılan yorumların ardından ilk kez konuştu. Memnuniyetini dile getirdi. Mahkeme kararlarının hukuki değil siyasi olduğunu söyleyen muhalefete sert çıktı. Sokakları kan gölüne çevirerek bu ülkede siyaset yapılmayacağını Artık herkesin anlamasını ümit ediyoruz. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a toplamda 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay ceza verdi. Selahattin Demirtaş, Yasin Börü ve 6 kişinin ölümüne ilişkin suçlamadan beraat etti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yine o ölümleri hatırlattı. Bölücü canilerin katlettiği insanlar arasında 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları da var. Milletimize böyle bir acıyı yaşatanlar bellidir. Hukuk elbette bunlardan hesap sormak zorundadır. Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa bir dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa bu dava siyasi bir dava. Karar kayıplarının acısıyla son 10 yıldır kerbelaya dönmüş yüreklere su serpmiş, adaletin tecellisine olan inancı yeniden güçlendirmiştir. Mahkeme kararıyla ilgili haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de 1044 hakim ve savcının atama kurasında Kobani kararlarını savundu. Sonrasında yargıya tarafsızlık mesajı verdi. Yargımızın tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruması ilk ve öncelikli şarttır. Ekonomiden önce yine siyasette kalalım. CHP lideri Özgür Özel bir Samsun mesajı verdi ve dedi ki yüzümüz yerdedir. Neden yüzümüz yerdedir? Özgür Özel anlatıyor. Samsun'un kazanılmamış olması yüreğimizde yaradır. En çok milletvekili çıkaran parti olmadan, en çok belediye başkanı olan parti olmadan Samsun'da duramayız. İlk adımın şehri kazanılmıyorsa başta genel başkan hepimizin yüzü yerdedir. Benim... Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey Gazinin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır. Birinci yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyen yolu açık olsun. Onunla yolları ayıracağız. Eksik yaptı çalışırım diyen. Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor. Benim ona enerjim var diyen. Başaracağım diyen. Kendine güveniyorsa kalsın. Ama altı ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak kimseyi o yerde tutmam. Partiyi aşağı çeken varsa o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Evet şimdi Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarına bakacağız hep birlikte. Enflasyonun düşmemesi mümkün değil dedi. Verdiği mesajlardan birisi bu. Mayıs ayında pik yapacak baz etkisiyle enflasyonun düşeceğini zaten ekonomistler çok önceden aylar öncesinden söylemişlerdi. Enflasyonun düşmemesi mümkün değil bir açıklama. Sonra Döviz almasak dolar 20 liraya düşerdi de dedi. Yani onu yapmasak böyle olurdu, onu yapmasak böyle olurdu. Mesela bu kadar makam aracı almasak bu kadar büyük bir sıkıntı yap, girmezdik, değil mi Sayın Şimşek? Sonra kur korumalı mevduat sistemine geçiş yapmasak böyle bir adım atılmamış olsaydı biz bugün bu pahalılığı yaşamıyor olabilirdik. Sonra işte faizler konusunda faiz sebep enflasyon sonuçtur böyle bir tezin bütün dünyanın aksine böyle bir tezin izinden gitmesek herhalde bugün memurunda, emeklerinde, asgari ücretlerinde, çiftçinin de derdi sıkıntısı olmazdı. Merkez Bankamız en son enflasyon raporunu açıklarken dedi ki Mayıs ayında yani 3 Haziran'da açıklanacak Mayıs ayında enflasyon zirveyi bulacak dedi. 75-76 civarında zirveye çıkacak. Ama ondan sonra da hızlı bir düşüşe geçecek. Yıl sonu hedefimiz yüzde 38. Dolayısıyla yaz aylarında sadece baz etkisiyle değil... ...sadece baz etkisiyle değil... ...sadece kur destekleyici olduğu için değil... ...sadece dediğim gibi şartlar daha elverişli olduğu için değil... ...para politikası daha sıkı olduğu için geçen seneye göre maliye politikası daha sıkı olacağı için, olduğu için, gelirler politikası daha sıkı olacağı için, bakın bu üç politika sıkılaşırken enflasyonun düşmemesi mümkün değil. Şu anda biz piyasadan döviz almasak lira belki 20'lere kadar yani 20'li rakamlara kadar düşerdi. 30'un altına düşerdi. Biz şu anda son bir buçuk ay içerisinde Merkez Bankamız bu kadar döviz biriktirmeseydi, gelen dövizi satın almasaydı, büyük ihtimalle bırakın liranın değer kaybetmesi, lira nominal olarak muazzam bir şekilde değer kazanacaktı. Onu yapmasak öyle olurdu, bunu yapmasak böyle olurdu. Bunların hepsi yapıldı. AK Parti hükümetleri tarafından yapıldı. Neticede biz nominal olarak artık neyse ekonomik bir enstrüman hani öyle de tabir ediliyor. Neyse biz bunu yaşıyoruz. Bir vakitler e, seneler önce yine koskoca bütçenin içinde çerez parası denilirken nasıl da çerez parasına muhtaç hale geldi bu ülkenin ekonomisi, bütçesi onu yaşıyoruz. Merkez Bankası'nın ettiği zararlar ne olacak? Vatandaşın yaşadığı ne olacak? Esnaf için de çiftçi için de karşımızdaki bu faiz şoku mesela ne olacak? Zaten siftah yapamayan esnaf bir yazar mısınız siz bu şartlarda? Dükkanınızı açık tutmayı başarabilir misiniz? Ya da çiftçimiz yazabilir mi? Siz bu şartlarda acaba ekmeye devam edebilir misiniz? Toprakta kalmaya devam edebilir misiniz? Bu mümkün mü? mümkünse de yazın mümkün değilse de lütfen bizimle paylaşın. Gelelim yerel gazetelere ekonomiden devam edeceğiz bu arada. Et fiyatlarına bakacağız çünkü et fiyatlarıyla ilgili de Sayın Tarım Bakanından bir açıklama, bir değerlendirme var. Çanakkale Kalem Gazetesi Çet gerekli değildir davasını kazandılar. Bir çevre haberi. Doğa talanına hayır diyenler onlar kazandı. Ve Antalya Gerçek Gazetesi Teleferik kazasında çember genişledi. Antalya'da 12 Nisan 2024'te yaşanan bir kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin yaralandığı teleferik kazası ile ilgili soruşturmada 14 Nisan 2024'te Kepez Belediye Başkanı Mesut Koca göz tutuklanırken soruşturma genişledi İçişleri Bakanlığı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de aralarında olduğu 19 kişiye soruşturma izni verdi. Diyarbakır bütün davalarda böyle olsun ama yani Çorlu tren faciasında karşımıza çıkan bu kazalarda, facialarda İliç'te mesela bu izinler verilsin, herkes yargılansın. Kimin sorumluluğu varsa herkes yargılansın, bir soruşturulsun bakalım. Express gazetesi Diyarbakır faiş zam sonrası stokçuluk tatlıcıları isyan ettirdi. Tatlıcılarda fıstık krizi yaşanıyor kadayıf ve baklavanın ham maddesi olan fıstığa gelen zamlar nedeniyle Diyarbakır'daki tatlıcılar krizde. Tatlı üreticisi Nurettin Kaya, "Kepek indireceğiz." dedi. Ve şimdi bir de esnafı karşısında o almış oldukları kredilerin faizleri geçmişe dönük olarak da işletildi. O faizler karşısında acaba ne yapacak esnaf? Yazıp gönderir misiniz durumunuz nedir? Bizimle paylaşın lütfen. Gelelim et fiyatlarına. Tarım Bakanı dedi ki, "İbrahim Yumaklı Kendisine göre çok şükür belli bir rutine geldi etin fiyatı. Biz şükür onlardan öğrenecek değiliz. Şu an 600 liraya 700 liraya et fiyatlarına nasıl şükür edebilirsin yani? İnsanların kursağından et girmiyor. Çok şükür şu anda belli bir rutinine geldi. Tarım Bakanı kendi şükür eder ama biz etmiyoruz. Bir kilo et 600'e çıkmışına şükür edeceğiz. Yani 10 bin lira emekli maaşı alıyoruz. Dar gelirlinin ile değil gramla alabildiği, daha ucuz alabilmek için de gün ağarmadan sıraya girdiği Etin fiyatları için Tarım Bakanı çok şükür belli bir rutine geldi dedi. Sözleri tepki çekti. İnsanların ayda bir kilo et yemediği bir ülkede yaşıyoruz. Tarım Bakanı başka bir ülkede mi yaşıyor acaba? He şükür şükür. Eve gidiyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz, şükür diyorsunuz. Her şey yoluna giriyor. Tarım Bakanı gelsin bir mağazaları dolaşsın, kasapları bir dolaşsın. Yani söyledikleriyle piyasa birbirini tutmuyor. Televizyon ekranları kasap reyonlarına döndü. Oradan da bir şey başladı. Onlar yapıyor o zaman ben de yapayım. Aa, biz bununla ilgili fiyatı değiştirmemiştik. Ama çok şükür şu anda belli bir rutinine geldi. Şu an et fiyatlarına sadece bakmakla geçiyor insan. Yani bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Sadece gözünü doyuruyorsun. Karnın doymuyor maalesef. Vatandaşın sadece vitrinlerinden bakmayı tercih ettiği kasaplardaki fiyatlara gelince 1 kilo kıymanın fiyatı 485 lira. 1 kilo bifteğin fiyatı 650 lira. 1 kilo kuşbaşının fiyatı ise 550 lira. Bir ay geçti. Canımız istedi. Köfte aldım. Normal bir et almadım. Aklıma düşürdünüz. Şimdi hayalini kuracağım. Acaba ne zaman alırım da bir piknik yaparım diye. Çok değil daha bir ay önce Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı et ve süt kurumu fiyatlarına 25 zam yapmıştı. Et fiyatı cep yakarken emekli de asgari ücretli de fiyatlar yüzünden sofrasına koyamadığı et için belli bir noktaya geldi. Şükür diyen bakana tepki gösterdi. Mut biz uzak. altı kişilik evde bir but üç kilo geliyor. Bir buçuk binler yapıyor. Nasıl alalım biz? Evin yolunu şaşırırız. Fiyatın yarını yok hocam. Yani bugün alıyorsun yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Müşteri de bize soruyor ama biz de bilmiyoruz yarını. O yüzden kararsız gidiyor böyle. İthalatla ilgili konuşayım. Bizim amacımız e, maksimum 3 yıl sonra artık ithalat konusunun bir daha konuşulmuyor olması. Bakan Yumaklı 3 yıl içinde de et ithalatını bitireceğini söyledi. Eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de 2019'da 3 yıl içinde ithalat bitecek demişti. İthalat için verilen yeni tarihe de muhalefetten tepki geldi. Biz bu cümleleri çok duyduk. Et ithalatına hiç durdurmadan devam ettiniz. Söylemlerinizin tam tersini yaptınız. Et fiyatları cep yakarken kurbanlık fiyatlarına da bakacağız. Yalnız İzmir İlk Ses gazetesi bir çağrı var. Onu da duyurmuş olalım. İstanbul'a var, İzmir'e neden yok? İzmir'deki yemek sanayicileri et ve süt kurumunun yaklaşık 5 aydır İstanbul'daki yemek sanayicilerine sunduğu %25 indirimli et satış uygulamasının İzmir'de de hayata geçirilmesi için bir çağrı yapıyor. Bakalım bunun da takibini yapacağız elbette. Acaba İzmir'de de bu hayata geçer mi? Önümüz bayram, kurban bayramı. Peki kurbanlık alabilmek mümkün mü? Bugün başlığımız mümkün değil. Hmm. 198 190 190 çok izliyorsun Şükrü ya Fiyatlarımız ortalama 120.000'den 250.000-260.000'e bin, kadar miktarlarımız mevcut Kurban bayramına bir aydan az bir zaman kaldı kurbanlıklar satılığa çıktı Fiyatları ise cep yakıyor en ucuz büyükbaş 90 bin liradan en ucuz küçükbaşsa 8 bin liradan satılıyor tabii bulabilene. Kurbanı şurada kurban dursun ben ondan başka yerden giderim. Nasıl keser? Geçen kurban bayramına göre fiyatlar ikiye katlandı. En net göstergesi ise Diyanet'in kurban kesim bedeli ücretleri. Geçen sene 5950 lira olan kesim ücreti bu yıl 11750 lira. Yani Diyanet'in enflasyonu %97. Emekliyim diyorum ama öyle ev geçindirecek, kurbanlık alacak öyle bir durum yok. Cep harçlığı, çanta harçlığı başka bir şey yok. Dar gelirli kurbandan kurbana et yiyebiliyordu ancak artan fiyatlar nedeniyle kurban kesebilen lerin sayısı da azalacağı için kurbandan kurbana et bile zor bulunacak. Bir kurbanı bile artık kestirmeyecekler insanlara. Bayram filan emekliye bitti arkadaşlar artık. Kurban bayramına bir aydan az bir zaman kala kurbanlıklar görücüye çıktı. Ortalama küçükbaş fiyatı 12 bin lira, büyükbaş ise 120 bin lira bandında. 10 bin lirayı yiyecek miyiz? Kurbana mı vereceğiz? Çocuklardan bir yardım gelirse bir kurban keseceğiz. Bir de bir ton 100 kiloluk paşa var. O ise 265 bin liraya alıcı buldu. Daha bir ay kala. Paşa'ya gelince tabii bir araba ağırlığın kadar var. Bir ton 100 kilo. E, fiyatı da bir araba kadar var yani. 265 bin TL'ye onu müşterimize verdi 193'e hayrını gör. 192. Şimdi hem kiralarımızı konuşalım hem de konut alabilme hayaliniz var mı? O almak istediğiniz ev geçen sene ne kadardı bu sene ne kadar oldu konut satışlarının çakıldığına da tanıklık ediyoruz. O haberimiz de hazır. Bakın iktisatçı inan hoca, inan mutlu ve paylaşımı. Şimdi bu görsel ekranlarınıza gelirken ben de bilgisini paylaşayım. Yüksek kira artışlarında OECD ülkeleri Türkiye'nin gördüğünüz üzere yanına bile yaklaşamıyorlar. 2015 yılında 1000 lira olan bir daire... 2022'nin sonunda 2590 liraya, 2023'ün sonunda ise 5310 liraya yükseldi. Şimdi o 5000'lik evler ne kadar olmuştur acaba? Ve işte %25 sınırlaması yapıldı. %25 sınırlaması yapıldıktan sonra kiralardaki artışın ne kadar olduğunu söyleyeyim. %159 18 ayda %159'luk bir artış. Yani Mehmet Şimşek burada haksız mı? Değil. Geçici süreliğine getirilmişti. Belki bir dönem hani insanları ev sahiplerini ikna eder de yasa var kardeşim o kadar da zam yapamazsınız diye bir ikna süreci işler de ve insanlarda da biraz nefes alır. Kiralarda beklenti bu kadar yüksek olmaz ev sahipleri nezdinde diye düşünüldü. Kimse uymadı. 18 ayda %159'luk bir artış olduğunu yine sizlerle paylaşalım. Ne diyordu Mehmet Şimşek? Devam etmemesi için Devam etmesi için ben bir sebep göremiyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Devam etmeyecek yani çok net bir cümle. Efendim %25 kira sınırlaması devam edecek mi? Etmeyecek. Bunun net cümlesi bu. Esasen konu satışlarına gelince konu satışları çakıldı. Ne telefonumuz çalıyor ne ofisimize e, müşterimiz giriyor. Emlakçı dükkanları sinek avlıyor tabiri caizse. Konut kredi faizleri yükseldi. Vatandaş kredi çekemeyince konut satışları da hızla düştü. Konut kredi faizleri çok yükselmesinden kaynaklı. Vatandaşlarımız konut çeke, krizi çekemiyorlar. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat yılbaşından bu yana Mersin'de konut satışlarında büyük düşüş yaşandığını söyledi. Canpolat'a göre bu düşüşün en önemli sebebi konut kredi faizlerinin yüksekliği. 1 milyon TL konut kredisi kullandırdığımızda Aylık geri ödemesi 32 bin TL olduğu için ciddi anlamda sıkıntı yaratmasından kaynaklı vatandaş krediye başvuramıyor. Aslında konut fiyatlarında fazla bir değişme yok ama kredi faizlerinin artması vatandaşı ev sahibi olma hayalinden uzaklaştırıyor. Konut fiyatlarında artış olmuyor ama düşme de olmuyor yani stabil oldu yerde sayıyor diye rahatlıkla söyleyebilir. Mersin'de yabancılara konut satışlarında da düşme var. Yabancı satışlarla ilgili de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Rakamlar yükselince bu sefer yabancılarda özellikle Ukrayna ve Rus uyruklu vatandaşlarda bir ters göç başladı. Vicdanları kanatan bir andı, bir görüntüydü. 5 ay sonra o görüntüye dair yeni bir haberle karşınızdayız. Bir baba, oğlu ve dövülen yaşlı kişiden söz ediyoruz. Gelsin ekranlarınızı.

Ağır ceza mahkemesi de yapılmakta, yapılmalıdır. Otobüste yaşlı ve engelli adamla kavga edip herkes gittikten sonra otobüse geri dönüp adamı darp etmişti baba ve oğlu. Baba cezaevinden tahliye oldu. Oğlunun çocuk mahkemesinde davası sürüyordu. Darp edilen 77 yaşındaki Ramazan Polat bugün hayatta değil. <laughs> 15 Aralık günü yaşanmıştı vicdanları yaralayan olay. Sağ tarafı felçli, kalbinde pil vardı, yürüme zorluğu çekiyordu Ramazan Polat. O ve 71 yaşındaki eşi Hamdiye Polat, Mersin'de belediye otobüsüne bindiler. Engelliler için ayrılan bölüme yöneldiler. O koltuklarda bir lisede müdür olan İsmet T. ve oğlu Oğuz T. E oturuyordu. Engelli adam Oğuz T.'ye oturduğu yerin engellere ayrıldığını söyleyerek kalkmasını istedi ama babası oğlum hasta dedi. <laughs> Hatta atla adam neye küfür ediyor? Atla diyorum. Engelliysem ben de engelliyim diyorum. Yolcular ve otobüs şoförü kavgayı ayırdı. Otobüs boşaldıktan sonra yeniden ortaya çıktılar. Bu kez baba ve oğlu yaşlı adamı öldüresiye dövdü. <laughs> Baba İsmet'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapiste geçen 4 ayın ardından tahliyesine karar verildi. Oğlunun çocuk mahkemesinin açılan davası sürüyor. Süreç devam ederken darp edilen 77 yaşındaki Ramazan Polat'tan acı haber geldi. Dayakta sonra tamamen yere düştü. Yürüyemiyor, doğuşamıyor. 2 haftadır Mersin Üniversitesi Devlet Hastanesinde tedavi süren Polat hayata gözlerini yumdu. Ölüm sebebi hastane tarafından çıkarılacak raporun ardından netlik kazanacak. Türkiye'nin sokaklardaki gerçeğini insanın yüreği kaldıramıyor artık. Şimdi Adana'ya gideceğiz bir dehşet anı. Uyarılan kurye silahla dehşet saçtı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Adana'da kaydedildi. Bir kurye yolda ilerlerken motosikleti bir anne ile iki çocuğunun üzerine sürdü. O sırada pastane sahibi Faruk Korkmaz dışarı çıktı. Kuryeyi uyardı. İddiaya göre kurye uyarıya küfürle karşılık verdi. Bunun üzerine pastane sahibinin kardeşi Servet Korkmaz ve yakınları kuryeyi güç kullanarak uzaklaştırdı. <laughs> Kurye 20 dakika sonra geri geldi. Bu kez elinde silah vardı. Etrafı ateş açtı. O esnada çevredekiler panikle kaçışmaya başladı. Bir kişi koşarak kuryeye arkasından müdahale etti. Gözü dönmüş kurye etkisi hale getirildi. Karga tulumba yolun karşısındaki boş araziye götürüldü. Saldırgan polise teslim edildi. Silahlı kurye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seren Hemşire hayatını neden kaybetti bir şüphe var ve bir de acaba saklanan bir sır mı var Selen Hemşire'nin sır ölümü? Hey! <laughs> İkisinin de kolunda e, damar yolu açıktı. İkisinin de e, vücudunda morarmalar vardı. E, i̇kisinde kalp krizi benzeri e, belirtiler vardı e, bulunduklarında. Ölümleri bu yüzden benzer olduğuna inanıyoruz. Selen'in in öldüğü aynı, birebir aynı şekilde cansız bedenine ulaşıyor evinde. Kolunda damar yolu açık şekilde. Yüzü mosmor olmuş şu an. Birebir örtüşüyor yani iki olan. İki hemşire iki benzer ölüm. Ortak noktaları aynı doktor. Hemşire Selen Bilgin'e yüksek dozda anestezi iğnesi yaptığı ileri sürülüyor Fatih Ağa'nın. Genç hemşire doktorun odasında ölü bulundu. 2022 yılında da hemşire Pelin Köksal kendi evinde ölü bulunmuştu. O dönem Selen Hemşire ile birlikte Fatih Ağa aynı hastanede çalışıyorlardı. Hükü de aynı hastanede iş arkadaşları. Beraber çalışıyorlardı. Aynı hastanede geçmişte beraber çalışıyorlardı. Kimin aklına gelir? Kimin aklına gelir? Şüpheli bir biçimde doktor odasında hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgi'nin en yakın arkadaşı Pelin Köksal bundan iki yıl önce evinde benzer şekilde ölü bulunmuştu. İki ismin ortak noktası bu hastaneydi. Beraber görev yapıyorlardı. Ama bu hastanede görev yapan başka bir isim daha vardı. O da şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı anestezi uzmanı doktor Fatih Aydı. Üçü de aynı noktada bulunuyor ve bu üç kişiden ikisinin ölüm şekli aynı. Aynı hastanede çalışıyorlardı ve aynı evde yaşıyorlardı. Mart 2022'de arkadaşları 28 yaşındaki hemşire Pelin Köksal'a ulaşamadı. Polis çağrıldı, İstanbul Esenyurt'taki dairesine girildi. Pelin Köksal'ı ilk gören aynı evi paylaştığı hemşire arkadaşı Selen Bilgin ve Selen'in kardeşiydi. Pelin Hemşire hayatını kaybetmişti. Kalp krizi denildi. Pelin'i kanepede mosmor bir şekilde uzanırken serumla beraber bulduk. Çok büyük benzerlikler var. Benzer ilaçlarla yapıldı. Katilin ilk cinayeti olmadığını tahmin ediyoruz. Pelin Köksal'ın ölümünden 2 yıl sonra bu kez Selen Bilgin ölü bulundu. Fatih A başka bir hastanede görevliydi. O hastanede Selen'in dedesi tedavi altındaydı. Refakatçi olarak girdiği hastaneden cansız bedeni çıktı. Yüksek dozda anestezi iğnesi yapıldığı iddia ediliyor. O ilacın şişesi Fatih A'nın cebinde bulundu. Fatih A isimli şahsın uç kısmı kırık ve dip kısmında beyaz renkli sıvı olan bu ilacın ampulünü cebinden çıkardığı görülmüştür. İşte son görüntüleri önce Selen hemşire giriyor odaya sonra doktor Fatih A. 48 dakika Selen'in ölü bulunduğu o odada kalıyorlar. Fatih A iddiaları reddedip adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İki acılı aile, iki genç hemşirenin ölümündeki sır perdesi aralansın istiyor. Krizi olabileceği kanaatinde idik. Ancak e, Selen'in de bu şekilde vefat etmiş olması bu e, kanaatimizi alt üstte daha derin soruşturulması gerektiğini düşünüyorum. Ne Pelin'ler ne Selin'ler belki de saklandı, gizlendi, hayatını kaybetti. Başka isimler de çıkabilir. At arabasıyla polisten kaçabilmek mümkün mü? Ve bu kaçış macerası nasıl sonuçlandı? Az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Ama az önce bir haber paylaşmıştık. Bir okul, e, okulun önünde öğrenciler, veliler endişelerini de iletmişlerdi. Ajansların geçmiş olduğu e, o habere göre okulun önünde park etmiş olan bir tır ya da kamyon, kamyonet ve orada da e, şikayetlerini ileten okulun önünde... Böyle bir e, sürücü kursu eğitimi verilir mi itirazları yükselmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı e, dikkatle takip ediyor Çalar Saati. Bizler de kendilerine günaydınlarımızı iletelim. Hali hazırda kullanılan güzergahın 2019-81 sayılı ukamek kararı doğrusunda belirlendiğini söylüyor İl Eğitim Bakanlığı. Söz konusu görüntü bir gün sonra yapılacak uygulama sınavı için uygun alana dorsiyi park etmek üzere görevlilerin bilgisi dahilinde ve eğitim öğretim saatleri dışında gerekli tedbirler alınarak çekilmiştir. Bizimle paylaşılan bilgi bu. Yani eğitim öğretim saatleri dışında bir gün sonra yapılacaktı o sınav. Peki okulun bahçesinde, okulun etrafında bir gün sonra çocuklar, aileleri yer aldılar mı, almadılar mı? Bir kurs için mesela çocuklar oraya gittiler mi? Anneleri, babaları bıraktılar mı çocuklarını? Bir de belki bununla ilgili birkaç cümle söylenirse. Çünkü niye insanlar, veliler, anneler, babalar böyle emek emek büyüttükleri evlatlarının başlarına bir iş gelmesini istemiyorlar. Ve bu memlekette ne yazık ki o kötü örnekleri defalarca gördük, yaşadık, üzüldük vicdanımız yaralandı ve maalesef sizlerle de paylaştık. Gelelim şimdi at arabasıyla polisten kaçtılar. Kaçan at arabası kovalayan polis aracı gece yarısı ortaya çıkan görüntüler mahalle sakinlerine rüyamı görüyorum dedirtti. Ben baksarım, Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi ilginç olay. At arabasıyla ile ilerleyen iki kişiyi polis durdurmak istedi. Şüpheliler atla polisten kaçabileceklerini düşündüler. <laughs> polis at arabasının arkasından defalarca anonsa durun dedi. At yoruldu ama şahıslar kaçmaya çalışmaktan vazgeçmedi. <laughs> Bir süre sonra koşarak kaçmaya çalışan iki şüpheli kız kıvrak yakalandı. Şahısların apartmanlardan hurda, demir, tabela çaldıkları anlaşıldı. Gözaltına alındılar. Görünce çev çevirdik işte direkt sonra. Geçtik oradan. Edirne'de ise bir genç polis noktasından kaçışını büyük bir rahatlıkla bu sözlerle anlattı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atmak, alkollü araç kullanmaktan 20 bin lira ceza kesildi. Ardı lan! Otomobili polisin üzerine sürdü. Yanındaki şahısla birlikte bağırıp durdular. Bekliyorsun dur. tamam hop, hop, hop. Aksaray'da aracı hatalı park eden sürücüyü ekipler uyardı. İkili polisle tartışmaya girdi. Ehliyetsiz sürücü aracı polisin üzerine sürdü. Ne adalar, ne adalar, ne adalar, ne polis memuru ona hakaret yağdıran iki kişiden şikayetçi oldu. Yine memleketin gündeminden çıkmayan bir başka haber. Kadınlara yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve yine buna dair bir haber. Bir çocuk annesi kadın evinin önünde eski eşi tarafından altı yerinden bıçaklandı. Arabamdan müzik aletlerimi indirirken eski eşim pusuya yatmış. Kendini komple etmiş. Merdivenden indiğim sırada karşımda belirdi. Cebinden çıkardığı bıçakla beni altı yerimden bıçakladı. Barışma isteğini geri çevirdiği için eski eşi tarafından altı yerinden bıçaklandı Sevda Çakmak. Ölümden döndü. Onu bu hale getiren Sezgin Aysa henüz tarihsiz kadın hastaneden çıkmadan serbest bırakıldı. Ben sadece çocuğunu okutmaya çalışan bir anne olarak bizim sesimiz olun. Bu adamı nasıl serbest bırakırsınız? beni ailemle, çocuğumla, kardeşlerimle tehdit eden bir insanı nasıl salarsınız? Daha önceden benim bir sürü şikayetim var zaten. Benim canım yandı. Bursa İnegöl'de düğünlerde, kına gecelerinde müzisyenlik yaparak geçimini sağlıyor 30 yaşındaki Sevda Çakmak. 11 yıllık eşi Sezgin Ağdan, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandı. Ancak eski eşi peşini bırakmadı. Üstelik sevda çakmağı tehdit ediyordu. Genç kadın 7 kez polise gidip şikayetçi oldu. Benim sadece bacağım bıçaklanmadı. Benim kalbimin altı da bıçaklandı. Kalbime korurken kollarım gitti. Sokakta karşılaştık. Barışma teklifimi reddedince tartışmaya başladık. Sinirlenince bıçakladım. Pişmanım. Altı yerinden bıçakladığı eski eşi yaşam savaşı verirken pişmanım diyerek adli kontrol şartıyla serbest kaldı Sezgin Ağa. Bir çocuk annesi Sevda çakmak can korkusu yaşıyor. Adalet öldükten sonra gelmesin diyor. Ama bizim sesimiz neden duyulmuyor? Öldükten sonra gelen adalet adalet değildir büyük devlet büyüklerime sesleniyorum. Lütfen bana ve çocuğuma yardımcı olun. Benim kanım yerde mi kalacak? İstanbul Küçükçekmece'de yol ortasına bir araç park etti. İçindeki 3 şüpheli sivil polisle tartıştı. Sonra o araçta yapılan aramada bakın araçtan ne çıktı. Aracı yol ortasına park ettiler. Uyarıda bulunan sivil polise saldırdılar. İstanbul Fatih'te içinde 3 kişi bulunan otomobil yol ortasında durdu. O sırada bir sivil polis de o noktadaydı. Şüphelileri defalarca uyardı ama yol açılmadı. Arbede çıktı. Şüpheliler iki polisi yaraladı. Polis havaya ateş açtı. Şüpheliler yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler tutuklandı. Küçük çekmecede de iki kişi sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Biri diğerinin üzerine reklam tabelasını atmaya çalıştı. Diğeri de yumruklarla karşılık verdi. Çevredekiler kavgayı güçlükle ayırdı. Yerel gazeteleri tamamlayalım. Şimdi Edirne Hudut gazetesi ve Simide %50 zam. Edirne'de geçtiğimiz hafta ekmeğe yapılan zamın ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından gerçekleştirilen toplantıda 10 liraya satılan simide de %50 zam geldi ve fiyatı 15 liraya yükseldi. Bakın uçuyoruz. Mersin Yeni Güney gazetesi emekliler ekonomik nedenlerden dolayı huzur evlerini tercih ediyor. Son yıllarda Türkiye genelinde emeklilerin huzur evlerine olan ilgisi arttı. Ancak bu ilginin arkasında yalnızca ee, yaşlılık döneminin rahat bir şekilde geçirilmesi değil ekonomik nedenlerde yer alıyor. Peki huzur evleri ucuz mu? Huzur evlerine de ciddi oranda zam geldiğini hatırlatmış oldum. Şimdi yine ekranlarınıza gelecek olan haber yani artık memlekette ne oluyor? Ne yapıyor insanlar ne hale geldi? Dedirten bir haber. Cinayete kaza süsü planı polise takıldı. Neden öldürdünüz? Birliktelik teklifini reddeden kız arkadaşını boynuna ip bağlayıp canice öldürdü. Kamyonetle uçurumdan aşağı yuvarladı. 22 yaşındaki katil zanlısı cezaevine gönderildi. Kan donduran kadın cinayeti haberinin adresi Kocaeli'nin Gölcük ilçesi. Pazar gecesi uçuruma düşen kamyonet ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri aracın altında genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. 5 kişi gözaltına alındı. Cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Rümeysa Meniş Özcan'ın boynunda bir ip bağlıydı. Genç kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla buluştukları cumartesi gecesi erkek arkadaşı Tunca Rümeysa'ya birliktelik teklif ettiği Rümeysa kabul etmeyince genç kadının boynuna ip geçirdiği ve ipin diğer ucunu da kamyonete bağladığı anlaşıldı. Neden öldürdünüz? Olay sırasında Rümeysa'yı darp ederek bayıltan ve daha sonra kamyoneti el frenini indirerek 100 metrelik uçuruma yuvarlayan Tunca Ayağı tutuklandı. Diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı. Allah Cinayet kurbanı Rümeysa gözyaşları arasında toprağa verildi. Efendim sizlerden gelen kitaplar var. Bir de ödülümüz var. Hemen bir göstermek istiyorum. Berrin Kavcar, Elmalı'nın ilkleri şöyle göstereyim. Paylaşayım sizinle. Sonra 90'lı yıllar Solmaz Kurt Karan'ın kitabı. Bakalım çocuk kitaplarımız var. Geveze Kuştan Şiirler Burcu Hanım, Burcu Karaduman bizimle paylaşıyor. Resimleyen ise İrem Kurşun. Ve bir kitapta Ercan Baysal hem okudum hem çizdim. Bugünkü son kitabımız Ercan Baysal'dan olsun ve arkadaşlarımızdan Yeditepe Üniversitesi'nden bizlere bir ödül var. 11. Tepe Dilek Ödülleri ve en iyi haber bülteni olarak bizi layık görmüş arkadaşlarımız çok ama çok teşekkür ederiz. Biz de bu ilginize layık olmaya elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde molaya gidelim. Dönüşte daha paylaşacağımız bir sürü haber var ve konuşacağız. Efendim günaydın bir kez daha. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 yeni haber ve son dakika bilgisiyle ekranlarınızdayız. Önce İran'a gidelim. Tebriz'e gidelim. Tebriz'de Cumhurbaşkanı, reisi, beraberindekiler, Dışişleri Bakanı, bildiğiniz üzere bir helikopter kazası geçirmişlerdi ve bu helikopter kazasında da reisi hayatını kaybetti. Beraberindeki kişilerle birlikte. Burası Tebriz. Binlerce kişinin orada cenaze töreninde buluştuğunu görüyorsunuz. Ellerinde çiçekler, ellerinde karanfillerle reisiye veda ediyor İran Tebriz'de. Şimdi burada dalgalandırılan siyah bayraklar var. Yaz anlamı taşıyor elbette siyah bayraklar. Hatırlayacaksınız önceki senelerde Kasım Süleymani ve Kasım Süleymani Amerika Birleşik Devletleri tarafından vurulduğunda, öldürüldüğünde kırmızı bir bayrak dalgalandırılmıştı ve bu kırmızı bayrak da intikam anlamına geliyor İran için. Şimdi burada bu cenaze töreninde siyah bayrakların dalgalandırılması aslında burada bir sabotaj ihtimalinden çok İran'ın kaza olduğu ihtimali üzerinde durması ve bu sebeple bu yas bayraklarını, siyah bayrakları dalgalandırdıklarını söyleyebiliriz. Bir başka görüntü, yine sıcak bir görüntü. O da Kuzey Ege'den gelecek. Kuzey Ege'de tam ekran olarak gelsin ekranlarınıza. Yunanistan yine göçmenleri ölüme terk etti. Burada üçü çocuk, 14 kaçak göçmen vardı ve Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından Ege'nin ortasına, Ege'nin açıklarına Sürüklendiler, itildiler. Neyse ki bu sefer botları o demir çubuklarla patlatılmamıştı. Ama neticede e, ölüme terk edildi 3 çocuk. 14 kaçak burada ve sahil güvenliğimiz de gitti onları kurtardı. Bir başka son dakika gelişmesi Ali Yerlikaya. Hatırlayacaksınız bir çocuğumuz İstanbul'da motosikletliler çarpmışlardı ve kaçıp gitmişlerdi. Arkalarına bakmadan dedi ki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gereği yapıldı. 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12 sularında bu kaza meydana geldi. 6 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmışlardı. 120 adet güvenlik kamerası görüntüsü incelendi ve motoru kullanan şahıs 21 yaşında, arkasındaki kişi 23 yaşında ve onlar da gözaltına alındılar. İçişleri Bakanının açıklaması gereği yapıldı şeklinde. Şimdi gelelim ekonomiyle devam edeceğiz. Altın fiyatlarının ne kadar yükseldiğiyle yalnız bir faiz ayarlaması var. Resmi gazetede yayınlanmış bir faiz düzenlemesi bu. Borcunu vadesinde ödemeyen vatandaşa devletin uyguladığı bir faiz oranı vardı. %42. Burada faiz oranında bir artışı görüyoruz %54. Yalnız vatandaşın devletten alacağı o faiz oranı onda bir değişiklik var mı? Hayır. O hala %24 olarak sabit duruyor ve burada bu rakam bekletiliyor. Gelelim 2024 serisi. Bildiğiniz üzere emekliler yılı ve <laughs> emeklilerle ilgili yeni bir hizmet anlayışı var. Çalışma Bakanı duyurmuştu. Bir başka sondaki gelişmesi de o olsun. Emekliye %15 indirim resmi gazetede yayımlandı. Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane, sosyal tesis ve konuk evlerinden %15 indirimli faydalanabilecek o düzenlemenin resmi gazetede yayımlandığını <laughs> özür dilerim, paylaşalım. Yani artık gidebilirsiniz. Böyle bir düzenleme yapıldı. %15'lik tam da böyle emekliler senesine denk geldi. E, emekli evinden dışarı çıkamıyor pazara gidemiyor memleketine gidemiyor. Böyle bir hizmet anlayışı, yeni de bir hizmet anlayışı karşımızda. Gitmeyi düşünenler için bir hatırlatmasını yapalım. Yeni günün son dakika gelişmelerinden birisi bu idi. Şimdi rekor kıran altın ve altın fiyatları altın yatırımı yapabiliyor musunuz? Düğünlere, derneklere altın götürebiliyor musunuz? <laughs> İmkansız. Yatırım yapacağım, bir de düğüne gideceğim. Günlerimiz vardı. Düğünler, nişanlar hepsine altın da. Şimdi altınlar nerede? Son ayların en yüksek seviyesine yükseldi. Yani 2600 lira geçti altın fiyatı. Öğleden sonra biraz fiyatlar biraz gevşeme oldu. Altın fiyatı şu anda 2500 TL civarında. Altın fiyatı son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Gramı piyasada 2600 liraya kadar yükselerek rekorunu tazeledi. Çeyrek altın 4250 liraya Cumhuriyet altına 17 bin liraya çıktı. Düğün sezonunda gözler bileziklerde 20 gram bileziğin fiyatı 50 bin liraya ulaştı. 20 gram bilezik. Geçen sene fiyatı hatta bir buçuk sene evvel fiyatı tam 20 bin TL'ydi. Şu an 20 gram almak 50 bin TL parası lazım. Bir buçuk yılda bir buçuk kat arttı. Yarım altın ortaya yanlara iki e, çeyrek, çeyrek, yapabilirim, yapabilirim ancak. <laughs> ancak o kadar çocukların düğünlerine yapabilirsek yapabiliyoruz. Artık yatırım diye bir şey yok. Bir düğüncü gelip beş tane bizi kalsa 100 gram. 250 bin TL sadece bileziğe para verecek. E bunun diğer takıları var. Alyansı var, işte yüzüğü var, küpesi var, seti var. Aşağıya 350-400 bin lira yakın altına para ayırması gerekiyor. Ya yani Bunlar çok ciddi rakamlar. Haftada bir çeyrek alıyorduk. Böyle ayda ondan sonra onu şey yapıyorduk böyle tüme çeviriyorduk, biriktiriyorduk ama şimdi yanından geçemiyoruz. Kendimizi çevirebilsek yeter. Bırak altını. Eskiden özellikle düğünde toplanan altınlar bozdurulur, ev ya da otomobil peşinatı yapılırdı. Artık o da yapılamıyor. Çünkü düğünlerde eskisi kadar çok altın takılamıyor. Takılanlar da peşinat olmaya yetmiyor. Bozarsak kayıp, bozduk TL'ye dönü yandı, geçmiş olsun gitti. Ya biz eskiden bize haftada 10-15 tane düğüncü müşterisi gelirdi inanın. Bozdurmaya, sormaya, hesaplatmaya daha gelen artık yok haklı ve dik duruşunu tebrik edeceğimiz bir sporcumuz, futbolcumuz var. Samet Panathinaikos'ta oynuyordu ve bildiğiniz üzere 19 Mayıs bayramımızı Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladık. Kuruluşun, kurtuluşun, milli mücadelenin ilk adımı Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ve Anadolu'da 7 düvele karşı açılan, başlatılan o savaş ve kurtuluşun ilk adımıydı. 19 Mayıs Bayramımızla ilgili futbolcumuz da bir paylaşım yaptı. Sonra paylaşımı Yunanistan'da krize neden oldu. Kulüp bu paylaşımı kaldırmasını istedi, istedi Samet Akaydın'dan ama futbolcumuz dik bir duruş sergiledi ve o paylaşımı kaldırmadı. Tebrik ediyoruz. Şimdi bir başka haberde o haberimizde yine aslında ekonomiye dair bir haber. Ankara'da atılan bir adım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeler insanların hayatlarını genci yaşlısı 7'den 70'e insanların hayatını hafifletebilmek için elinden geleni yapıyor. Mansur Yavaş'tan eğitime destek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi olup sınav ücretlerini karşılayamayacak durumda olan 3226 adayın KPSS ücretini yol ve yemek desteğiyle birlikte ödedi. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra çiftçiden söz edeceğiz. Hani nas varken sana bana ne oluyor diye o cümleleri de duymuştuk. Şimdi bambaşka bir tablo alınan kredi ve o kredinin faizi değişti. Hem de bugünden itibaren değil geçmişe dönük olarak da bunu hem esnaf yaşadı hem de çiftçi. Çiftçinin de bir isyanı var. Tefeci faizi bankanın altında kaldı diyerek. 21-22 krizinden sonra Ziraat Bankası da bize kullandırdığı işletme kredilerini peyderpey arttırmaya başladı. Son gelinen noktada 56 olduğunu öğrendik. Geçen seneki paraya buday satacaksam %60 aldığım parayı nasıl ödeyebilirim? Aracıdan para aldık. Ayıcı. Borç içinde tarlasını eken çiftçinin hasat vakti geldi ama cebinde zaten parası yokken satacağı ürünün fiyatı da belli değil. Ne kadar kar ne kadar zarar edeceğiydi. Tarlada çalışacak işçiye yemiyesini veremeyen çiftçiyi bir de kredi faizi artışı vurdu. Geçen yıl %10'un altında faizle kredi kullanan çiftçi %56 faizle karşı karşıya kaldı. Yükün altından kalkamayan tefeciye koştu işçi yemiyesi için. Tefeciye düşmek zorundasın. Çavuş para almadan tarlaya girmiyor. Ama bankadan biraz daha az aracıdan aldığımızın faizi. Tefeci faizi bankaların faizinin altında kaldı diyor çiftçi. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diyerek duyurmuştu geçen yılın başında. Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı 9,75. Yıllık %9,75 faiz olarak duyuruldu ama bir yıl sonra Ziraat Bankası'ndan kullandıkları destek kredisine uygulanan değişken faizin şokunu yaşadı çiftçiler. Faiz oranı %56'ya çıktı. Borcu devam eden krediler için de geçerli değişken faiz. Bankadan kötü haberi alan çiftçi şikayet yağdırdı. Bankadan 60 lira para aldım 60 faizle. E 100 bin lira 160 bin lira bir yıl sonra geri ödeyeceksin. E ama benim buğdayım aynı fiyatta durursa. Ya da bir hala açıklanmazsa nasıl olacak? Geçen sene 19 TL aldığımız mazotu bu sene 41-42 TL almaktayız. Geçen sene sattığımız pamuk bu sene yine aynı para. Gübre çarpı 2, mazot çarpı 2 faizler aldı başını gitti yani. Durum İç açı değil. Biz üretmezsek nasıl olacak? Dışarıdan mı gelecek. Nazilli'li çiftçiler pamuğu aynı fiyattan satıyor. Trakyalı çiftçiler buğdaya devletin fiyat açıklamasını bekliyor hala. Maliyetler ortada. Kazanacakları ise meçhul. Bir de yüksek faiz yükü var artık omuzlarında. Aşırı bir yüksek bir faiz var. Yani bu ortamda nasıl üretim olacak? Yani ben hani şu an bu tarlaya yatırdığım parayı mevduata yatırsaydım kazancım garantiydi ve her ay geri alıyordu. Şu an yani bir hasadınız var, Geri alacaksınız ama ne alacağınızı da bilmiyoruz yani şu an. Şurada benim traktörümün üzerinde bu araçta dünyanın en pahalı mazotu kullanılmaktadır yazıyor. Bunu görüp de ne çiftçiye destek olan bir hükümet yapısı var, ne idare yapısı var. Günlerce takip edilen bir dava, dava süreci, şikayet ve şikayet süreciydi. Banu Parlak, Dilan Polat, Engin Polat hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Emeği. Bir ateş ediliyor. Sonra ben merkeze gidiyorum diyorum. Onunla arkasından beş el daha ateş ediliyor. Dün akşam hanımefendi beni aradı. Dedi ki Banu yapma etme işte ben sana öyle bir şey yapmadım etmedim. Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat hakkındaki şikayetinden vazgeçti. 7 ay sonra iş yerim onların kurşunlamadığını düşünüyorum dedi. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi Ekim 2023'te kurşunlanmıştı. Parlak bu saldırıdan... Dilan Engin Polat çiftini sorumlu tuttu. Şikayetçi oldu. Olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İlk duruşmada 25 Nisan'da görüldü. Duruşmadan bir ay sonra parlak şikayetini geri çektiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından uzunca bir açıklama yayınladı. Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesiyle aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık. Yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık. Nilda'nın bana Banu abla annem senin iş yerinin kurşunlandığı gün çok ağladı demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır. Parlak Polat çiftinin tutuklanmasının sebebi ben değilim dedi. Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim. Bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim. Umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim. Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı. Parlan şikayetini geri çekmesi üzerine davanın düşmesi bekleniyor. Şimdi belki de televizyonun karşısına yeni geçmiş olanlar var bir günün toparlamasını yapalım 21 Mayıs 2024 gazetelerin manşetleri bir gün gazetesi şimşek başka alemde pembe tablolar çiziyor ekonomide diyor bir gün gazetesi Orta Doğu sisli İran'ın iki önemli ismi kazada öldü ve Cumhurbaşkanı reisi için şu anda İran'da Tebriz'de cenaze töreni var hatta o görüntüler de ekranlarınızda bir kez daha gelebilir binlerce insan Tebriz'de reisi için, hayatını kaybedenler için buluştuğu Burası İran, burası Tebriz. İnsanlar büyük bir kalabalık ve burada dalgalandırılan siyah bayraklar, yaz bayrakları var. Ve Türkiye'de de bir günlük yaz ilan edildi. Hürriyet gazetesi Sis Duvarı'nın son kurbanı diyerek yine reisiye dair bir haber yer alıyor. Dev aynası kırıldı gazete pencerenin manşetiydi. Bütün dünyanın dikkatle takip ettiği o kaza Kırım. Öyle nitelendirdiği için kuşkusuz e, İran aslında yaz bayrakları dalgalandırıyor. Eğer bir intikam ya da İsrail'i sorumlu tutmuş olsaydı o zaman biz bu cenaze töreninde kırmızı bayraklar görecektik. Akşam gazetesi Akıncı 97 dakikada buldu manşetiyle okurların karşısındaydı. Aynı zamanda kirada %25 sınırı kalkıyor. Zaten kimse uymuyordu o da kalkıyor. Yeni tasarruf ve vergi paketleri hazırlanıyor. Sarayın harcamalarını kapsamadığı için eleştirilen kamuda tasarruf ve verimlilik paketi ile ilgili tartışmalar devam ederken Bakan Şimşek ve yeni tedbir paketlerinin yolda olduğunun bilgisini verdi. Bir tarafta pembe tablo, bir tarafta yeni tedbirler paketi. O yeni tedbirler belki bir tarafıyla kamuyu da ilgilendiriyordur ama onun da bir kaçış rampası var neticede. Acil durumlar dışında mesela Çevre Bakanlığı gitti. 15 katlı bir gökdelen kiraladı Nava Haber'den Beril Ötkan'ın o özel haberini izledik hep birlikte. Sonra devam edelim. Kamu son haberinin ardından da gidelim Sabah Gazetesi'ne. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sesleniş, Bakanlar Kurulu'nun ardından nüfusun erimesi büyük bir tehdit dedi. Yani daha fazla çocuk yapılması yönünde bir çağrısı var ve burada da daha kararlı adımlar atacağız dedi. Peki insanlar niye çok çocuk yapmaktan vazgeçti? Ve niye bizim nüfus artış hızımız düştü? Geçinemediğimiz için ya da çocuklarımızı geçindirme kaygısı yaşadığımız için olabilir mi? Mümkün değil diyorsanız lütfen ona dair de notlarınızı paylaşın. Sonra Sözcü gazetesi Sözcü gazetesinde de Somali'ye bir jest var. Tasarruf tedbirleri konuşulurken Somali sevdasından tasarruf yok. E, Somali'ye Ankara'da yaklaşık 200 milyon liralık elçilik arsası hibe edildi. Bu bilgiler ve şimdi de gideceğimiz haber. Emekliler, emekliler ne yapıyor? Bugün çokça konuştuk. Ve böyle bir tercitte bulunan huzur evine giden geçinemediği için huzur evine gidenler var mı şu anda ekran karşısında? Acaba yazıp gönderirler mi? Neden orada olduklarını ve şu andaki durumlarını? Enflasyon, hayat pahalılığı, kira, fatura liste uzuyor. Emekli ise 10 bin lira maaşla işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Geçinemeyen emekli çareyi huzur evine yerleşmekte buluyor. Emekli geçim derdinde karnını doyursa kirasını ödeyemiyor. Kirasını ödese ayın sonunu getiremiyor. Bu nedenle huzur evine başvurular arttı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başıvirgen huzur evlerine yapılan başvurulardaki artışı CİMER'e sordu. Son 5 yılda başvurularda %41 artış olduğu yanıtını aldı. 10 bin liralık emekli maaşıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz bir de faiz kira artışlarından dolayı barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. 10 bin lira maaş alıyorum. Başka bilgilerim yok şu anda. Evleri, apartları sorduk. Çok uçuk fiyatlar istediler. Burada kalmak zorundayız. Konya'dan Ankara'ya kanser tedavisi için gelen Obrukçu çifti Ankara'da ev kiralamak istedi. Ama aldıkları emekli maaşıyla kira ödeyemeyecekleri için 5 aydır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Şefkat Evi'nde kalıyorlar. 5 aydır da hastanede tedavi devam ediyor bizim. Evlere baktık tutamadık. 18 dediler bize. 2 aylık peşiniz istediler. Eşimin 10 bin lira işçi emeklisi özel sektörden. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı. Huzur Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evi merkezlerinin kapasitesi 17.499. 2023 yılındaki başvuru sayısı 19.670. Emekliler belediyelerin de kapısını çalıyor barınma sorunu nedeniyle. Düğün magandaları yine sahnede. Pisten alamıyoruz kendilerini. İnsanların yetişmesi gereken işleri mi var, hastaneye ulaştırması gereken hastaları mı hiç kimseyi umursamadılar. Yolu kapatan magandalar, düğün eğlencesi adı altında vatandaşı böyle mağdur etti. İstanbul Maltepe'de E5 bağlantı noktasını trafiğe durdurdular, müzik açarak eğlendiler. Kimi dans etti, kimi yaptıkları marifetmiş gibi kapattıkları yolu kayda aldı. E5 bağlantı noktasında yolu kapatan konvoy kilometrelerce kuyruk oluşmasına sebep oldu. Hih, silah atıyorlar. Aksaray'da Nakkaş mahallesinde ise mahalle sakinlerini dumana boğdu düğün konvoyu. Eğlence adı altında lastik yaktılar, havaya ateş açtılar. Hih, silah atıyorlar. Bir apartman sakini dumanları fark edince rezaleti kayda aldı. Anne. O sırada bir anda havaya ateş açıldı. Çocuklu aile büyük korku yaşadı. Hii, silah atıyorlar. Ekmek parası uğruna can verenler, işçiler. Ankara'da inşaatta çalışan babayla oğlu. Osmaniye'de de iki işçi iş kazalarında can verdi. Dört işçi ekmek parası uğruna hayatlarından oldu. Ankara'nın Etimeskutu ilçesinde halatı kopan vincin üstündeki tahta kalıp parçası inşaat işçisi baba Sıdık Küçük Şahin'le 24 yaşındaki oldu Vefa Küçük Şahin'in üzerine düştü. Babayla ile oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Osmaniye'de de organize sanayi bölgesinde bir demir çelik üretim tesisinin ek bina çalışması sırasında kireç silosu çöktü. İki işçi devrilen silonun altında kaldı. İkisi de hayatını kaybetti. Olayda bazı işçiler de yaralandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ise iş kazalarına ilişkin son raporunu 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı günü yayınladı. Raporda 2013-2024 yılları arasında en az 2500 genç işçinin iş cinayetlerinde can verdiği ifade edildi. Rapor'a göre yılın ilk 4 ayında da 75 genç işçi yaşamını yitirdi. Ölümler Türkiye'nin 81 ilinin tamamında yaşandı. <laughs> TİSİG'in bir önceki raporunda da yılın ilk 3 ayında en az 425 işçinin iş kazaları sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bize günaydın diyen, bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimize selamlarımızı iletelim. Mustafa Bey, Sayın Mehmet Şimşek çıksın enkaz devraldığını itiraf etsin demiş. Eşim emekli de 10 bin lira alıyor. Ben çalışamıyorum benim de platin var. 5 ay sonra sözleşmemiz bitiyor ve ev sahibi evden çıkın diyor. Bizler yaşlı insanlarız ve günlerdir uyku uyumuyoruz gelen mesajlar arasında. Sonra Cumhurbaşkanı çocuk yapın diyor fakat çocuk parası 2017'de 300 lira 2024'te 400 lira. Şimdi hani bu kadar desteklerle olmaz demiş izleyicimiz ve sonra da bez ve mama fiyatlarından acaba bu ülkeyi yönetenlerin haberi var mı diye soruyor. Emekliler ve dul, yetim aile alanlar onların yaşaması mümkün değil bu paralarla gelen mesajlar arasında. Çiftçi lüks traktör almasın demişlerdi bir başka hani cümle tarım dünyasından Nabi Kamış da bunu hatırlatıyor. Bakıyorum mümkün değil etiketine gelen bir kısmı gelen mesajların bir kısmını bu şekilde sizinle paylaşmış olayım. Şimdi bir çevre haberi Gesi Bağları türküsü de var. Gesi Bağları koruma altına alınıyor. türkülerimiz var. Buraya ait geleneklerimiz var, göreneklerimiz var. İşte en çok da bilinen Gesi Bağları türküsü. Hasreti, kavuşamamanın çaresizliğini derin derin hissettiğimiz Gesi Bağları türküsünü bilmeyen yoktur. Güzelliğiyle, tarihi kültürel yapısıyla Gesi Mahallesi koruma altına alınıyor. Doğal ve kültürel yapı aynen ilk günkü gibi kendini muhafaza etmekte. Türkülere konu olan Kayseri'nin Melikgazi ilçe sınırlarındaki Gesi Mahallesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı tarafından koruma altına alınacak. Hem doğal sit alanı hem de arkeolojik sit alanı olarak bölgede çalışmalar başladı. Mimari yapısı çok ilginç. Kayseri'deki en yoğun kuşluğun olduğu yer. En yoğun kuşluğun olduğu yer değil sadece bölge. Adeta tarihi bir hazine. Yeraltı şehirleri, mağaralar, dini yapılar, kaya oyma yapılar var. Cesibon. yesinin koruma altına alınmasının önemini de Vakfın Kayseri temsilcisi Profesör Doktor Osman Özsoy vurguladı. Yerinde bir çalışma çünkü hem büyük tahribat oluyor yerleşimden vesaireden dolayı. Ölüm varsa... Handan Hanım günaydın emekliye nerede indirim var çay almaya gittim onu kaçırdım demiş. Hemen o zaman söyleyelim emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane sosyal tesis ve konuk evlerinden %15 indirimli faydalanabileceği uygulama bugün itibariyle resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi yani indirim bu şekilde bilemiyorum siz ne düşünürsünüz ve bu testlerden indirimli bir şekilde yararlamak isterseniz işte resmi gazetede yayınlandı. Evet şimdi molaya gidiyoruz döndüğümüzde son bir notumuz daha var onu paylaşacağız. Günaydın bir kez daha Çalar Saati noktalayacağız. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde ilk bakışta nav ekranlarında haber başlayacak. Sonrasında saatler 8'i gösterdiğinde de biz burada olacağız. Bu stüdyoda Türkiye'nin, dünyanın, sizin bizim gündemimizi konuşmaya devam edeceğiz. Bir teşekkürümüz daha var. Kapatırken hemen Ayhan Denizci'ye teşekkür edeyim. Bir Atatürk portresi paylaştığı bizimle. Özel, işlemeli, dokumalı bir Atatürk portresi. Ayhan Denizci teşekkürlerimizi iletiriz kendisine. Şimdi kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güzel bir gün olsun olabildiğince.